Alan Watts, 20. yüzyılın en etkili düşünürlerinden biri. Fakat onun hakkında konuşurken sadece bir filozof demek büyük bir haksızlık olur. Watts, Doğu felsefesi ile Batı düşüncesi arasında köprü kuran, karmaşık kavramları o büyüleyici sade diliyle anlaşılır hale getiren bir rehberdi. Budizm, Taoizm ve Zen felsefesini Batı'ya tanıtan, ama bunu asla sıkıcı bir ders kitabı edasıyla değil, sanki dost sohbeti tadında yapan biriydi. İngiltere'de doğmuş olmasına rağmen asıl etkisini Amerika'da gösterdi. Watts, bir podyuma çıkıp dünyayı değiştirmeye çalışmadı. Aslında bize, dünyayı değiştirmeye çalışmayı bırakın, dedi. Çünkü ona göre her şey zaten tam da olması gerektiği gibiydi. Siz evrenin bir parçasısınız ve kendinizi ondan ayrı görerek yaşamaya devam ederseniz, bu hayatınızı boşuna kılacaktır, diyordu. Hani bir sözünde dediği gibi, siz dalgaların denizden ayrı olamayacağı gibi, evrenden ayrılamazsınız. Bunu anlamadığınız sürece acı çekersiniz. Alan Watts, hayatı boyunca insanlara kendi özlerini, kim olduklarını keşfetmeleri için rehber oldu. O, kendini bilmek için sınırları aşmayı, sıradanlığın dışına çıkmayı ve en derin gerçekliği aramayı öğütledi. Ve bunu yaparken de hep hafif bir gülümsemeyle, yaşamın tadını çıkararak yaptı. On the Taboo Against Knowing Who You Are, yani kim olduğunuzu bilme tabusu üzerine kitabında, Alan Watts, aslında hepimizin gözünün önünde duran ama fark edemediğimiz o büyük sırrı keşfetmemize rehberlik ediyor. Kim olduğumuzu gerçekten bilmenin tabusu. Evet, kulağa tuhaf geliyor olabilir ama Watts'a göre çoğu insan kendini bilmiyor. Çünkü kendini evrenden ve diğer insanlardan ayrı, izole bir birey olarak görüyor. Bu, büyük bir yanılsama. Kitap, bu yanılsamanın köklerini ele alarak başlıyor. Modern toplum, bizlere kendimizi bağımsız bireyler olarak görmemizi öğretiyor. Ancak Watts, bu düşünceyi radikal bir şekilde sorguluyor ve diyor ki, siz, evrenin sadece küçük bir parçası değilsiniz. Siz, evrenin ta kendisisiniz. Kitapta, benlik algısının sadece bir yanılsama olduğunu ve aslında evrenle iç içe bir bütün olduğumuzu anlatıyor. Ama buradaki püf nokta, bu gerçeği anlamanın çoğu kültürde bir tür tabu haline gelmiş olması. Neden mi? Çünkü ego, yani o ben dediğimiz kimlik, kontrolü kaybetmekten korkuyor. Watts, bu korkunun aslında bir yanılsamaya dayandığını ve evrenle birleştiğimizde gerçek huzuru bulacağımızı savunuyor. Bu kitap, kim olduğumuzun sınırlı bir tanımdan çok daha fazlası olduğunu, sadece bedenden ya da egodan ibaret olmadığımızı anlatıyor. Watts, bizi bu derin gerçeği anlamaya ve daha özgür bir yaşam sürmeye davet ediyor. Kendinizi bulduğunuzda, dünya ile olan bağlantınızı da bulursunuz. Ve işte o zaman gerçek anlamda yaşıyorsunuz. Alan Watts'ın, kim olduğunuzu bilme tabusu dediği şey aslında, hepimizin hayatımız boyunca kaçındığı ya da üzerinde fazla düşünmediği büyük bir gerçeği işaret ediyor. Gerçekte kim olduğumuzu bilmenin önündeki toplumsal ve kültürel engeller. Bizlere çocukluktan itibaren kendimizi bireyci, bağımsız ve dünya ile bağlantısı sınırlı varlıklar olarak görmemiz öğretiliyor. Oysa Watts'a göre bu yanlış bir algı, bir yanılsama. Watts'ın temel savı şu, bizler kendimizi yalnızca birey olarak görüyoruz ama bu görüş yüzeysel ve bizi büyük resimden koparan bir bakış açısı. Gerçekte biz evrenin ayrılmaz bir parçasıyız, tıpkı dalgaların okyanustan ayrı olamaması gibi. Ancak bu gerçeği kabul etmekten kaçınıyoruz. Çünkü modern kültür ve toplumsal normlar bize sürekli kontrol altında tutmamız ve kim olduğumuzu belirlememiz gerektiğini söylüyor. Bu bir tür tabu haline geliyor. Toplum, benlik ile evren arasındaki birliği anlamayı ve bunu kabul etmeyi bastırıyor. Bir dalga asla kendini denizden ayrı düşünmez, siz de kendinizi evrenden ayrı düşünmemelisiniz. Bu tabu, hayatlarımızda derin bir korkuya yol açıyor. Kimliğimizi kaybetmek korkusu. Ancak Watts, bu korkunun temelsiz olduğunu vurguluyor. Aslında, evrensel benlikle yeniden bağ kurduğumuzda, kendimizi bulmuş oluruz. Watts, bu tabuyu yıkarak insanların daha özgür, daha açık bir yaşam sürmelerini istiyor. Kitapta şöyle diyor, "Siz, bağımsız bir benlik değilsiniz. Siz evrensel bir varlığın ifadesisiniz. Bunu fark ettiğinizde korkacak hiçbir şey kalmaz." Watts'a göre, bu tabuyu kırmak, hayatımızda bir devrim yaratır.
Çünkü eğer kendimizi evrenden ayrı ve izole bir varlık olarak görmekten vazgeçersek, hayatın akışına karşı koymaktan da vazgeçeriz. Watts, bu direnmenin insanları sürekli strese ve tatminsizliğe sürüklediğini savunuyor. Oysa hayat, tıpkı bir nehir gibi akıp gider ve bu akışa uyum sağladığımızda, yani kim olduğumuzu derinlemesine anladığımızda, gerçek özgürlüğe ulaşırız. Bu kavram, aynı zamanda benlik dediğimiz şeyin, çoğunlukla toplumun beklentileri, eğitim ve aile baskıları tarafından şekillendirildiğini de ifade eder. Bu nedenle, bireyler kendilerini bu yapay kimliklerin ötesine geçmekte zorlanır. Watts bu durumu şu şekilde açıklar. Toplum size kim olduğunuzu baştan aşağı öğretir. Fakat bu öğretilen kimlik sizin gerçek doğanız değildir. Gerçek benliğinizi keşfetmek için bu yanılsamayı bırakmalısınız. Watts'ın önerisi, zihinsel ve ruhsal olarak bu tabuyu kırmak. Yani kendimizi sadece bireysel bir ben olarak değil, evrenle bir bütün olarak algılamamız gerekiyor. Bunu yaparken de korkudan ve kontrol takıntısından uzaklaşarak doğanın ve evrenin akışına kendimizi bırakmamızı öğütlüyor. O zaman sürekli bir mücadele içinde olmaktan, gelecekle ilgili kaygılardan ve geçmişe dair pişmanlıklardan kurtulup tam da şu anda bu anın içinde yaşayabiliriz. Watts'ın şu sözleri bu mesajı oldukça güçlü bir şekilde özetler. Kim olduğunuzu gerçekten anlamadığınız sürece hayat sadece bir mücadele gibi görünecektir. Ama bir kez evrenle bir olduğunuzu fark ettiğinizde tüm bu mücadele son bulur. Bu yüzden kim olduğunuzu bilme tabusu, kavramı kendimizi ve hayatı daha derin bir perspektiften görme cesaretini bulmakla ilgilidir. Watts'ın felsefesi, kontrolü bırakıp evrenin doğal akışına güvenmemizi ve böylece gerçek huzuru bulmamızı hedefler. Watts'a göre kim olduğumuzu gerçekten bilmek, sadece kendimizi değil, evrendeki yerimizi de anlamak demektir. Ve bu bilgi, tüm tabuları yıkarak bizi daha derin bir huzura ve özgürlüğe götürür. Watts'ın bahsettiği kim olduğunuzu bilme tabusu, aslında insanın kendi varoluşuna dair derin bir yanılsamayı anlatır. Toplumun bize yüklediği sınırlar kendimizi dar bir kimlik kalıbına sokar ve o kalıbın dışına çıkmamızı engeller. İşte bu yüzden Watts kimliğimizin o sınırlı ben anlayışının ötesine geçtiğini vurgular. Ona göre bizler tıpkı gökyüzünü dolduran bulutlar, dalgaların okyanusu süslemesi gibi evrenin ayrılmaz birer parçasıyız. Ancak bu gerçeği bilmemek bir tabu haline gelmiştir. Çünkü bu bilgi, egomuzun çizdiği sınırları paramparça eder. Evren, bir gökyüzünün üzerinde kaybolan bir bulut gibi, kendini yeniden ve yeniden var eder. Ve bizler o gökyüzündeki bulutlar gibiyiz. Sürekli dönüşür, değişir, fakat asla gökyüzünden kopmayız. Bu resimsel benzetme, Watts'ın düşüncesinde çok önemli bir yer tutar. Çünkü doğaya, evrene baktığımızda, hiçbir şey kendini diğerinden bağımsız görmez. Her şey bir bütünün parçasıdır. Ancak insan, zihninde yarattığı bu ayrılık illüzyonuyla, kendini diğer varlıklardan ve evrenden kopuk hisseder. Watts bu kopukluğu reddeder ve bize şunu hatırlatır. Hayat, her an kendini baştan yaratan bir sanat eseridir ve bu eserin içinde yer aldığımızı fark ettiğimizde en derin huzura ulaşırız. Böylece, Watts'ın kim olduğunuzu bilme tabusu, modern insanın sürekli bir şeyler aradığı ama zaten o aradığı şeyin kendisi olduğunu fark edemediği bir döngüyü tanımlar. Bu döngüde sürekli kontrol etmeye, başarmaya, egomuzu tatmin etmeye çalışırız. Ancak bu çabalar sadece boşluğu daha derinleştirir. Çünkü aslında özümüzde olan gerçek kimlik, biz evrenle bir olduğumuzda, o büyük bütünün farkına vardığımızda açığa çıkar. Watts, bu anı şu sözlerle betimler. Kendinizi, bir dalganın denizi bildiği gibi bilin. O zaman, hiçbir şey sizi sınırlandıramaz. Bu noktada, Watts'ın düşüncesi sadece bir bireysel farkındalık önerisi değil, aynı zamanda hayatı bir sanat eseri gibi yaşama çağrısıdır. Çünkü bu farkındalığı kazandığınızda, yaşamın her anı, her nefesi bir yaratım haline gelir. Kendi kimliğinizi, evrenin yaratıcı döngüsünün bir parçası olarak gördüğünüzde, varoluşunuzu keşfetmenin neşesine kapılırsınız. Alan Watts'ın felsefesinde çok güçlü bir nokta daha belirginleşir. Gerçek benliğimizi keşfetmek, aslında hayatla daha hafif bir ilişki kurmak demektir. Watts, yaşamın içsel doğasını kavradığımızda, kaygılarımızın ve endişelerimizin dağılacağını söyler. Kim olduğumuzu bilmek, sadece kişisel bir aydınlanma değil,
varoluşun kendisiyle barışmaktır. Bu anlayış, modern dünyanın sürekli olarak bize dayattığı kontrol yanılsamasını da yıkar. Watts, bize kontrol etme arzumuzun kökeninde yatan korkuyu görmemizi sağlar. Oysa bu korkuyu bıraktığımızda evrene olan güvenimiz büyür ve hayatı bir oyun, bir dans gibi görmeye başlarız. Hayatla dans etmek, kontrol etmeye çalışmak yerine onun akışına kendimizi bırakmak, Watts'ın felsefesinde merkezi bir yer tutar. Hayat bir oyundur. Ciddiye alırsanız kazanamazsınız. Oyunun sırrı, kendinizi kaybetmektir. Watts, kendimizi evrenin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüzde, hayatın keyfini çıkarmaya ve her anın büyüsünü yakalamaya davet eder. Bu, kim olduğumuzu bilmenin derin ama aynı zamanda neşeli bir yoludur. Öyleyse, Watts'a göre gerçek özgürlük, kimliğimizin sabit olmadığını, sürekli dönüşen bir deneyim olduğunu fark ettiğimizde başlar. Alan Watts'ın kim olduğunuzu bilme tabusu kavramı, yalnızca bireysel farkındalık ve aydınlanma üzerine değil, aynı zamanda hayatla daha derin, daha esnek bir ilişki kurma üzerine kurulu. Watts'a göre, yaşamın bize sunduğu zorluklar, acılar ya da belirsizlikler, aslında evrenin kendisiyle olan etkileşimimizin bir parçasıdır. Bu farkındalıkla birlikte, kendimizi daha az zorlamaya ve hayatı bir görev ya da mücadele gibi görmektense, bir macera, bir süreç olarak algılamaya başlarız. Bu noktada Watts'ın vurguladığı önemli bir fikir daha var. Hayatın anlamını bulmaya çalışmaktansa, hayatın zaten anlam dolu olduğuna güvenmek. Watts, insanın sürekli bir anlam arayışında olduğunu, fakat bu anlamın zihinsel bir çaba sonucu değil, varoluşun kendisinde bulunduğunu savunur. Yani anlam, yaşamın her anında gizlidir. Onu bulmak için derin düşüncelere dalmak yerine, anı yaşayarak anlamak mümkündür. Bu, modern dünyada karşılaştığımız kaygı ve tatminsizliği de anlamlandırmamıza yardımcı olur. Yaşamın anlamını keşfetmeye çalışmayın, çünkü o zaten her şeyin içinde var. Siz o anlamın kendisisiniz. Bu, Watts'ın rahat ve doğal yaklaşımının özünü oluşturur. Ona göre, bir kişi kim olduğunu bilme tabusunu kırdığında, sadece kendi varlığına değil, çevresine ve evrene karşı da daha geniş bir anlayışa kavuşur. Bu bilgelik, hayatı daha hafif ve eğlenceli bir yer haline getirir. Çünkü artık kişi, kontrol edilemeyecek olanı kontrol etmeye çalışmaktan vazgeçmiştir. Son olarak, Watts, bu anlayışın bizi kaçınılmaz bir şekilde şimdiye götürdüğünü söyler. Geçmişin pişmanlıkları ya da geleceğin belirsizlikleri bu anın saf deneyimi karşısında eriyip gider. Kendinizi evrenin bir parçası olarak hissettiğinizde, şimdi ve burada yaşamaya başlarsınız. Geçmiş artık yok, gelecek henüz gelmedi. Bu an, tek gerçekliğinizdir. Onu dolu dolu yaşayın. Watts'ın felsefesi, derin bir özgürlük duygusu sunar. Kim olduğunuzu gerçekten anladığınızda, bu anlayışın sizi yaşamın akışıyla uyumlu hale getirdiğini keşfedersiniz. Böylece, hem daha huzurlu, hem de daha yaratıcı bir yaşam sürmenin kapılarını aralarsınız. Alan Watts'ın, kim olduğunuzu bilme tabusu kavramında, aslında derin bir bireysel özgürleşme süreci gizlidir. Bir başka önemli boyut ise, egonun işleyişine dair farkındalık geliştirmektir. Watts, insanların çoğunlukla kimliklerini ego üzerinden inşa ettiklerini söyler. Ancak bu ego, büyük oranda toplumsal roller, sahip olduğumuz unvanlar, başkalarının gözündeki imajımız gibi dışsal etkenlerle şekillenir. Ego, bizi ayrı ve bağımsız bir birey gibi hissettirir. Oysa Watts'ın işaret ettiği şey, bu algının büyük bir yanılsama olduğudur. Watts, egonun sınırlarını aşmayı uyanmak olarak tanımlar. Kendimizi sadece bireysel kimliğimizle sınırladığımızda, aslında hayatın daha geniş gerçekliğini göremez hale geliriz. Fakat uyanmak, bu sınırlamaların ötesine geçmek, kendi bilincimizin ve evrenin genişliğiyle bağlantı kurmaktır. Watts bu durumu bazen mizahi bir şekilde şu sözlerle özetler. Kendinizi kontrol etme takıntısından kurtulduğunuzda, aslında kontrolün hiç sizde olmadığını ve her şeyin doğal bir düzen içinde işlediğini keşfedersiniz. Watts'a göre bu uyanış doğrudan şimdi anına kök salmakla mümkündür. Bu noktada zaman kavramına dair düşündürücü bir yaklaşımı vardır. İnsanlar çoğunlukla geçmiş ve gelecek arasında gidip gelir. Geçmişi düşünerek pişmanlık yaşar. Geleceği planlayarak kaygı hissederiz. Ancak bu iki kavramın da birer zihinsel yanılsama olduğunu belirtir. Gerçek varoluşun yalnızca şimdide olduğunu vurgular. Watts'a göre, geçmiş ve gelecek sadece zihinsel kurgulardır. Bu yüzden onların üzerinde fazla düşünmek,
bizi gerçek yaşamdan koparır. Bir diğer ilginç nokta, Watts'ın meditasyon anlayışına dair yaklaşımıdır. Meditasyon, birçok öğretiye göre bir hedefe ulaşma aracı olarak görülür. Örneğin, daha sakin olmak ya da daha iyi bir ruh haline kavuşmak için yapılır. Ancak Watts, meditasyonu bir hedefe ulaşmak için değil, tam aksine hiçbir şey yapmamak, sadece var olmanın keyfini çıkarmak olarak tanımlar. Meditasyonun amacı bir sonuç elde etmek değil, anda tamamen var olmaktır. Meditasyon yaparken bir şey elde etmeye çalışmayın. Çünkü zaten ulaşmanız gereken yerdesiniz. Sadece bunu fark edin. Bu bakış açısı, Batı dünyasının sürekli sonuç odaklı yaşam tarzına ters düşer. Watts, hayatın kendisinin bir süreç olduğunu ve bu süreçteki her adımın zaten amaç olduğunu belirtir. Hayatı bir sonuca ulaşma yarışından çıkarıp, anların tadını çıkarma yolculuğu haline getirirsek, hem içsel bir huzur bulabiliriz, hem de daha anlamlı bir yaşam süreriz. Ayrıca, Watts'ın doğayla olan ilişkimiz hakkındaki görüşü de dikkat çekicidir. Ona göre, insan doğayı dışsal bir şey olarak görür, oysa biz doğanın kendisiyiz. Ağaçlar, denizler, dağlar gibi biz de bu bütünün bir parçasıyız. Watts, bu bağlantıyı daha derinden kavramanın, insanın hayatındaki uyumsuzlukları çözmesine ve daha bütünsel bir yaşam sürmesine yardımcı olacağını söyler. Watts'ın felsefesinde, bu evrensel bağlantı anlayışı, bireyin kendisini daha geniş bir bağlamda hissetmesine ve dolayısıyla daha az kaygılı, daha az baskı altında bir yaşam sürmesine olanak tanır. Tıpkı doğanın mevsimsel döngüleri gibi, yaşamın da iniş çıkışları vardır. Bu iniş çıkışlara direnmek yerine, onları kabullenmek, yaşamın doğal bir parçası olarak görmek gerekir. Dalgalanmalar hayatın ritmidir. Tıpkı denizin dalgaları gibi, yaşamın da yükselişleri ve alçalışları var. Bunun farkına vardığınızda, artık fırtınalardan korkmazsınız. Bu derin içgörü insanı, yaşamın sürekli değişen doğasına daha uyumlu hale getirir ve kontrol etme dürtüsünü yavaşça bırakmasını sağlar. Watts, yaşamın doğasında var olan bu akışı kabul etmenin, hem bireyin içsel dünyasında hem de evrenle olan ilişkilerinde daha büyük bir uyum yaratacağını söyler. Hayat, göz alabildiğine uzanan bir nehir gibi akıp gider. Her birimiz bu nehrin bir damlası, bu büyük akışın bir parçasıyız. Nehrin nereye gittiğini, hangi yollardan geçtiğini bilmeden onun içinde sürükleniriz. Ancak Alan Watts bize hatırlatır ki, bu akışın kontrolü hiçbir zaman bizde değildir. Kim olduğumuzu bilme tabusu, aslında kendimizi bu nehrin dışında, ona karşı duruyormuşuz gibi hissetmemizdir. Oysa gerçek, tam tersidir. Biz zaten bu akışın ta kendisiyiz. Watts, yaşamın devasa bir dans olduğunu söyler. Bir adım ileri, bir adım geri. Bazen ritmin içinde kayboluruz, bazen de kendimizi müziğe bırakırız. Bize bu dansta en önemli şeyin, kim olduğumuzu çözmeye çalışmak yerine, sadece dans etmek olduğunu hatırlatır. Çünkü yaşamın sırrı, adımlarımızı hesaplarken değil, müziğe kulak verirken, akışa kapıldığımızda ortaya çıkar. Bir deniz feneri gibi, Watts'ın felsefesi bize yol gösterir. Fırtınalar gelir, dalgalar yükselir, rüzgarlar şiddetlenir. Ama biz, bu büyük okyanusun sadece bir parçası değiliz. Biz zaten onun ta kendisiyiz. Fırtınanın kendisi, dalganın zirvesi ve rüzgarın şarkısı biziz. Watts, kimliğimizin bu enginliği kavramamızı, kimin olduğumuzu değil, nasıl olduğumuzu yaşamamızı önerir. Sonuçta, Watts'ın bize öğrettiği şey basit ama derindir. Evrenle savaşmayı bırakın. Çünkü aslında hiçbir zaman evrene karşı olmadınız. Her zaman onunla bir oldunuz. Kendi benliğinizin sınırsız genişliğini fark ettiğinizde, yaşamın akışında huzur bulacak ve her nefesinizin bu büyük dansın bir parçası olduğunu göreceksiniz. Bu dansı yaşamaya hazır mısınız? İzlediğiniz için çok teşekkürler. Video bitti. Hoşça kalın.